Herkese merhabalar. Retin'in yazdığı Büyük Ustalar, Satrançta Büyük Ustalar ve Modern Görüşler kitabından devam ediyoruz. Dördüncü örnekteyiz. Andersen'in oyunlarına bakıyoruz. Önceki örneklerde Andersen'in muhteşem kombinezon yeteneğine tanık olmuştuk. Bu oyun 1873 yılında oynanmış beyazlarla Andersen, siyahlarla Paulsen oynuyor. Ve bu sefer Andersen, Murphy'nin Murphy de etkisiyle daha konumsal bir yaklaşım gösteriyor. Hemen örneğe geçelim. E4 ile başlıyor. Andersen. E5 at F3. D6 Filidor savunmasına girilmiş oldu. Reti kitabında bu hamleyi eleştiriyor. Şu sebeple eleştiriyor. Diyor ki haklı olarak burada daha sık oynanan hamle günümüzde at C6 yapmak. D6 sürüşüyle aslında diyor siyahlar ileride D5 yapabilme imkanını da erkenden elinden alıyor diyor. Veya çok zorlaştırıyor. E, çağdaşları Nın eleştirisi bu hamle ile ilgili olarak filin içeride kalması. Ama Reti'ye göre D6 sürüşü D5'i artık neredeyse imkansız veya çok zor hale getirdiği için iyi değil. Elbette fili savunması diye var ama en iyisi olmadığını söylüyor. Devam edelim. Beyazlar tabi rahat bir şekilde D4 sürebiliyor. Ve zorlayıcı bir hamle. Yani şah çekiş alış tehdit yöntemiyle düşünürsek... D alır e5, d alır e5, vezir alır d8, şah alır d8, at alır e5 yapacak. Satrançta sistematik düşünme derslerinde aklınızda tutun. E artık bu oyunlarda retinin kitabını incelerken buna da vurgu yapacağız. Şah çekiş alış tehdit mantığıyla d alır e5 tehdit. Dolayısıyla siyahlar burada e alır d4 yapıp tehditten kurtulmuş. Vezir alır d4 yapmayı tercih ediyor Andersen. At C6 gelip vezir istediği zaman zaman kazanıyor gibi burada tercih fil B5 yapmak açmaza almak. Böylece zaman kaybetmiyor. Tabi fil D7 yaptığında artık D4'teki veziri istemekte ama fil alır C6 yapıyor. E, fil C6 ile alınca siyahlarda fil G5 ile zorlayıcı hamle yapıyor. Bunu da Murphy zamanında oynamıştı Harvitz'e karşı. Fil G5 hamlesine at F6 oynamış. Burada tabi artık siyahların iki fili var. Ee, ve satrançta eğer önleri açıksa etkiliyse fil çifti üstünlüğünden bahsedilir. Bu filler iyi iş yapar organize olduklarında özellikle açık konumlarda. Ama şu anda fillerden birisi F8 fili içeride ve bir üstünlük olduğunu söyleyemeyiz. Fil çiftine sahip ama üstünlük var mı belirsiz. Devam edelim fil G5'e. Fil, e, at c3 de devam etmiş fil g5 at ve altından sonra. Burada fil alır f6, vezir alır f6, vezir alır f6, gf6 yaptığımızda evet rakipte duble piyon yarattık ama siyahlar g hattını kullanabilecek. Her duble piyon aslında rakibe fazladan bir açık at vermektir. Rakip de bunu kullanabilirse karşılar e4 piyonu istekte e, fırsat bulursa siyahlar f 5te sürecek. Yani burada Duble, duble piyon oluşturmak beyazların işine yaramazdı. Devam edelim. At C3 dedik. File 7. Ve Andersen uzun rok atmayı tercih ediyor. Çünkü bir taşla iki kuş vuruyor. Hem rok attı hem de kaleyi yarı açık D hattına getirdi otomatik olarak. Siyahların uzun rok atmak gibi bir lüksü yok. Kısa rok atınca kale h ebirle son taşını da aletinde Andersen oyuna sokmuş. Ve şu anda gelişimin tamamladı. Şimdi Reti diyor ki beyazlar gelişimi tamamladı. Siyahlar ise ancak sıkışık konumunun izin verdiği ölçüde gelişebildi. Merkezdeki piyon konumu beyazların E4, siyahların D6 yapısı beyazlara kuşu götürmez bir üstünlük veriyor. Bunun sonuçlarından birisi beyazların karelerini E1 ve D1 karelerine yerleştirebilirken siyahların vezir kalesi için açı kattının olmamasıdır. Bu E4 D6 piyon yapısından reti kitabının devamında da çok bahsediyor. İnşallah bu derslere devam edersem ben de anlatacağım. Şimdi beyazlar kale E8'e şah bir 1 gelmiş. Yine ne diyor. Merkezde üstünlük elde etme mücadelesindeki zaferinden memnun olan Andersen burada bir bekleme hamlesi yaparak şahın güvenliğine katkıda bulunuyor. Bu oyunda olduğu gibi süregelen bir konumsal üstünlük elde ettiğinizde bu tarz güvenli hamleler hep yararlıdır. Yani ne olur ne olmaz hamlesi şah b de gayet güvenli. Şu sebeple yani buradan bir şah çekiş gelebilir. A2 piyonu boşta kalabilirdi. Bu açıdan tercih ediyor. Şimdi siyahlar fil D7 oynamış. Diyor ki Rete siyahlar filini E6'ya manevra etmek istiyor. Ama bu şekilde rakibine konumsal üstünlüğünü arttırma. Veya daha doğrusu bir üstünlüğü bir başkasıyla değişerek süre gelen başka bir üstünlük elde etme şansını veriyor. Yani burada şimdi beyazlar bir operasyon yapacak. Neymiş bakalım. Bir anda an dersen fil alır f6 yapıp filini veriyor. Öteki filini de veriyor. Saçma gözüküyor. Çünkü fil alır f6 var. Bakın yine e, satrançta sistematik düşünme derslerine giderim. Yani satrançta ustalık kursunda anlattığım konular satranç oynarken iki şey yapıyorduk. Bir, güzel tablo oluşturmaya çalışıyorduk. Yani bakın şimdi burada beyazlar güzel bir tablo oluşturdu. Atları güzel yerlerde, genişletilmiş merkezde. Şu merkeze biz genişletilmiş merkez diyorduk. Bu merkezin içindeki atlar etkilidir. Atlar güzel yerde. Efendim kaleler güzel yerde. Vezir merkezi fil ileride. Yani tabloya baktığımızda beyazlar güzel. Siyahlar o kadar iyi değil. Neden mi? Çünkü kale yerinde duruyor, vezir yerinde duruyor, gelişimini tamamlayamamış ve biraz sıkışık konumda. İşte tablo açısından beyazlar iyi. Ama tabii satrançta düşünürken güzel tablo çiziyoruz bir de hesap makinesi oluyoruz. Şimdi hesap makinesi dediğimizde şah çekiş alış tehdit de burada Andersen fil alır f6 yapıyor fil d7'ye. Elbette alış hamlelerine bakacağız. Ama bu fil F6'yı görünce hemen içimizden bir ses diyor ki ya bu iyi değil. Neden? Çünkü fil F6 geliyor. Rakibim sıkışık konumdaydı. Taş değiştim. Onu rahatlattım. Fil bir de buraya geliyor. Vezirimi istiyor. Güzel çapraza geliyor. İçimizdeki o güzellik duygusu, güzelliği algılama durumu diyor ki A -a, bu hamle olmaz. Yapma diyor. Ama dikkat edin iyi bir satranççı hesap yapmalı. Yani bir hamle güzel gözükebilir ama hesaplamayla kontrol ettiğinizde çok kötüdür. Başka bir hamle saçma gözükebilir, prensiplere aykırı gözükebilir. Güzellik duygusundan kastederken işte o prensipler de buna giriyor. Yani tavsiye edilen hamleler vesaire. Yani hamle çirkin gözükebilir yaptığımız hamle ama hesap yaptığımızda bize avantaj ortaya çıkabilir. Şimdi burada beyazlarla düşünmenizi istiyorum. Evet beyazlarda ne oynardınız bu durumda? Hamle düşündüyseniz e5 ünlem. İşte fil de atı değişti ama neden değişti? Bu sebepten. Şimdi e5'e fil e5 yaparsa at alır e5. Ebeş, kale e5'e kale alır e5. D alır e5'e. D'yi de fil boşta. Geriye dönelim. Dolayısıyla kabul edilemez bu feda veya alamaz feda demeyelim. Fil e7 kaçıyor ve şimdi andersen bunları da hesaplamış at d5 geliyor. Bir anda beyaz kuvvetlerin nasıl merkezden operasyon yaptığını görüyor musunuz? Başı dertte siyahların. Şimdi d alır e5 yaparsa şimdi çeşitli hamleler var ama ilk akla gelenlerden birisi e, at e5 yapmak ve bir anda tehdit şu. Yani diyelim siyahlar boş bir hamle yaptı. At alır diyedi, vezir alır diyedi, At f alttan sonra vezir boşta kalıyor. İki at iki filden çok daha iyi bu durumda. Çünkü atlar inanılmaz merkeziyken ve kaleler vezir işbirliği içerisindeyken filler iş yapamıyor ve bu durum beyazlara çok iyi. Dolayısıyla at d5'e Paulsen Fil f8 çekmiş. Ve şimdi Andersen e alır d6 yapıyor. Bunları bakın bunların hepsi hesap. Çünkü neden? Şimdi burada Reti de anlatıyor bunu elbette. Fil alır d6 yaparsa at alır c7 hamlesi var. Fille veya vezirle alırsa her durumda buradan aletini geri alıyor ve piyon önde kalıyor. İşte işte fikri buymuş. Yani biraz önce operasyona başlarken ya yani burada bir anda çılgınca beklenmedik şekilde fil alır F6 yaparken bunları hesapladı. İyi bir satrancının özelliği hesaplama yapması. Yani fil F6'yı görüp a olmaz." demiyorsunuz. Çünkü zorlayıcı hamleler var. Ancak zorlayıcı hamlenin sonucunda konumu değerlendirip olup olmadığına karar verirsiniz. Zorlayıcı hamle devam ediyor at 5 Fil F8'i E D6 zorlayıcı hamle. Fille alamadığını biraz önce göstermiştik. Şimdi CD6 alıyor. Ve ortalık duruldu. Şimdi Reti'ye kulak verelim. Sonuçta diyor, siyahlar d6'da izole bir piyona razı olmak zorunda kalıyor. İşte Andersen'in merkezdeki e4 piyonuna karşı d6 piyon yapısı üstünlüğünü feda etmesine neden olan daha büyük üstünlük budur. Yani diyor ki biraz önce böyle bir piyon yapısı vardı. Yani bu Beyazlara alan üstünlüğü veriyordu. Ama bu değişimlerle merkezde şimdi bunu oluşturdu. Bir üstünlüğün başka bir üstünlüğe dönüşmesi gerçekleşti diyor. Diyor ki Reti yeri gelmişken izolepiyon üzerine de birkaç kelime söyleyelim. Her satranç oyuncusu izolepiyonun sakıncalı olduğunu bilir ama çok azı bundan nasıl yararlanılabileceğinin farkındadır. Bu arada daha az bilgisi olanlar için söyleyelim. Bu izole piyon yani yandaki dikeylerde o piyonu koruyacak, destekleyecek bir piyon yok. Tek başına kalmış. Yine kulak verelim Reti'ye. D6 piyonunu işaretleyelim. Pek çok oyuncu izole piyonlarının zayıf olduğunu ve onları kazanmanın kolay olduğunu düşünür. Ne var ki konum aşağı yukarı eşitse nadiren bu mümkündür. Çünkü... Siz ne kadar aletle saldırıyorsanız, rakip de en az o kadar aletle savunabilecektir. İzo i̇zole piyonun temel kötülüğü ve temel zayıflığı O piyonun kendisi değil ama burada olduğu gibi piyonun önündeki d5 karesidir. Bakın burası çok önemli. Yani d6 piyonu evet zayıflık olabilir, yüklenebiliriz. Ama rakibin rakip de boş durmuyor. O da siz ne kadar taşla isterseniz büyük olsa koruyacaktır. Bir şapşallık yapmazsa. Ama burada önemli olay bu at buraya yerleştiği zaman çok kuvvetli bir karede. Böyle bir terim var. Kuvvetli kare. Yani rakip piyonun kovalayamayacağı. Rakip kampa yakın ve yerleşebileceğiniz kareye kuvvetli kare diyorsunuz. Ve D5 atı buraya yerleşerek bunu gerçekleştiriyor. Bu D5 atı Rakip kampı bombardıman ediyor. Bununla bağlantılı olarak siz değişik stratejiler, taktikleri uygulayabilirsiniz. Vezir kanından saldırabilirsiniz, şah kanından saldırabilirsiniz. Yani at o kadar kuvvetli bir konumda. Rakip kampa çok yakın. Şimdi diyor ki, Retiye'de kulak verelim. Böyle bir konuma yerleşebilecek en iyi alet attır. Burada gerçekleşiyor. Diğerleri ancak belli mesafeden etkili olan uzun menzilli aletlerdir. Ne var ki at rakip kampa yaklaştığında etkisini arttıran bir alettir. Bu değerlendirmelerden sonra siyahların D5 atından kurtulmak için onu vezir filiyle değişmek isteyeceği açıktır. Yani bu filde gelecek, bu atı ortadan kaldırmaya çalışacak. Andersen'in bu düşünceyi karşılamak için zaman yetinme pahasına D5'te at bulundurmaya özen göstermesi Oldukça öğretici diyor Reti ve oyuna devam edelim. Kale alır E8 yapmış. Fil E8'e şimdi harekete bakın. At D2 ünlem. Fil C6'ya at E4. F5'e at E3'te manevra yaptı. Evet burada fil D5 yapsa vezir D5'ten sonra D6 piyonu gider. Yani ancak bir dikkatsizlikte elbette izole piyonu da kaybedebilirsiniz. Bir de bunlarla uğraşmak zorundasınız. Devam edelim at E, C, sonra. Vezir D7, A3. Reti diyor ki kitabında Andersen konumsal üstünlük elde ettikten sonra 11. hamlesinin ardından yaptığı gibi Şah B1 yapmıştı ya yaptığı gibi Şah'ın konumunu geliştirmek için bir bekleme hamlesi yapıyor. Yani bu bulunsun ne olur ne olmaz hamlesi. Öğrencilere de önerirsiniz ya bir sürü taş öndesin bir hava deliği aç. Yani tabii Andersen pat diye arkaya taymatı olmayacak ama yani arka yatay matı yüzünden bir şeyin işlemi işlememe ihtimalini ortadan kaldırıyor. Devam edelim. Vezir Fiyedi A3. Reti diyor ki burada oyunun yeni bir aşaması başlıyor. Piyonlarla şah kanına saldırı. Benzer taktikler kahve satrancı oyunlarında sıklıkla görülür. Ama nadiren konumsal olarak haklıdırlar. Kanattan başlatılacak bir piyon saldırısı için burada olduğu gibi tamamen Sağlam bir merkez gerekir. Rakibin merkezde yarma yapabileceği durumlarda kanattan saldırı genelde bir hatadır. İşte burada diyor ki merkez sağlam, o zaman kanattan saldırının başarılı olma ihtimali de yüksek. Çünkü merkez sağlam değilse rakip merkezden bir şeyler yaparak sizi rahatsız eder. Devam ediyorum. 6 oynuyor siyahlar. Diyor ki reti siyahların konumunun en talihsiz tarafı G6 ve ardından fil G7 oynayamaması. Yani G6 fili bu şekilde aktif hale getirmek istiyor ama at F6 şah çekiş var. Bu da diyor reti atın D5'teki atın gücünü gösteriyor. Şimdi siyahlar kale E8 kale E6 yaparak G6'ya gerçekleştirmeye çalışacakmış. Bakalım kale E8 e, önce a6, g4, kale e8, f4, kale e6 ve şimdi beyazlar g5 yapıp hani siyahların g6 planı vardı ya ata f6 karesini tutuyor piyonla bunu başarısız hale getiriyor. Şimdi b5 oynamış siyahlar diyor ki reti, etkili bir şey yapamayan siyahlar vezir kanadından bir girişimde bulunuyor. H4 beyazlar piyon fırtınasıyla ilerleyecek piyonlarla yani piyonlar ilerleyip siyah şahın önünü açacak değişimlerle. Kale E8 vezir D3 diyor ki Leti Andersen saldırısını ustaca ve amansızca sürdürüyor. Vezir hamlesi H5 sürüşünü hazırlar diyor. Kale B8 H5 çünkü neden bir H5 lazım? Şimdi siyah H5 alırsa beyazlar da F5'i alacak. Vezir savunmaya bağladı. A5 yapınca siyahlar şimdi B4 ünlem demiş Reti. Diyor ki beyazlar siyahların manevrasını tam zamanda durduruyor. Siyahların B5 piyonunu C6 filini kısıtlamakta. Pardon düzelteyim. Siyahların B5 piyonu C6 filini kısıtlamakta. Yani B5 piyonunu sabitledi oraya. A alır B4. A alır B4. Vezir alır H5. Bunu almış sonunda. Beyaz piyonların çok güçlü hale, hale gelmesini engellemek için yapmış. Örneğin beyazlar burada kale G1 ve G6 tehdit ediyormuş. Devam edelim. Vezir alır H5, vezir F5, vezir F değişelim demiş. Vezir D3, fil D7. Şimdi fili buraya çekince artık Diyor ki Leti bu hamle C3 atını serbestler ama beyazların kale H1 hamlesine karşı siyahların başka hamlesi de yoktu. Yani bunu burada beyazlar şimdi kale H1 tehdit ediyordu. H7'yi hedef almak üzere. Bakın piyon fırtınasıyla bunu gerçekleştirdi. Siyahlar fil D7 ile buna önlem alıyor. Çünkü fil F5 gelebilir. Ama buna da at E4 zıplıyor şimdi Andersen. Vezir F5 gelince kale H1. Şimdi diyor ki Reti olağanüstü bir özenle saldırısını sürdüren beyazlar şimdi AT3 Vezir G6 gidince F5 tehdit diyor diyor. Piyonlar ilerleyecek. Bunu engellemek için siyahların hemen hemen hiç hamlesi yok ama oyundaki hamle dersine kombinasyon gücünü sergileme fırsatı verecek diyor Reti. Bakalım neymiş? Kale E8 geliyor. Ve şimdi burada düşünebilirsiniz hesap yapın. Şah çekiş alış tehdit yöntemimiz de temel düşünce yöntemimiz. Evet. Burada at e f6 şah çekmiş. g f6 at alır f6. Şimdi e, şah h8 giderse kale h7, vezir h7, vezir h7 mat var hemen tabii ki. O yüzden f diye gitmek zorunda. Kale alır h7. Fil g7 yapınca şimdi burada yine hesap gerekiyor. Çok önceden at e f6 yaparken de görmek gerektiydi bunu. Düşündüyseniz gösteriyorum hamleyi. Kale alır g7 şah. Şah alır g diye at alır e8. Fil alır e8 yapamaz çünkü vezir boşta. Şah f8 oynayınca bundan sonrası kolay. Vezir alır f5, fil f5, at d6 ve bir sürü piyon aldı. 3 piyon önde artık kazanır. Bundan sonrasını hızlıca göstereyim. İki tane geçer piyon var. Tabii oyun sonunda iki şey daha önemli hale geliyordu. Geçer piyon ve şahı kullanmak. Andersen de şahını kullanıyor. Evet, siyahlar bir piyon aldı ama önemi yok. Umutsuz bir mücadele. Son bir saptırma alınca F7 ve burada terk etmiş. Andersen'in konumsal olarak oynadığı çok ama çok güzel bir oyun. Yine bir şah kanadı saldırısıyla bağdaştırdı. Ama oyunun açılış ve oyun ortası kısmındaki yaklaşımı modern bir oyuncunun yaklaşımı gibiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.